Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Şahin ile deve avlanmaz. Her işi yapmanın bir yöntemi vardır anlamında bir söz. Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. Kişi görünüşüne göre değil, yaratılış özelliklerine ve yeteneklerine göre iş yapar. Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir. Küçük olmak, güçsüz olmak demek değildir. Öyle küçükler vardır ki kendilerinden büyük olanlardan daha güçlüdürler. Şap ile şeker bir değil. Görünüşte birbirine benzeyen öyle şeyler vardır ki nitelikleri birbirinden çok ayrıdır. Şecaat arz ederken merdik kıptı sirkatin söyler. Şecaat arz ederken merdik kıptı sirkatin söyler. Mert çingene övünmek için hırsızlığını anlatır. Şecaat arz ederken merdik kıptı sirkatin söyler. Şer işi uzat, hayra dönsün. Hayır işi uzatma, şerre dönmesin. Kötü gitmekte olan bir işin kötülüğüne boyun eğmemek, zaman kazanıp onu iyileştirmeye çalışmak gerekir. İyi olduğu belli olan işi de hemen sonuçlandırmak uygundur. Çünkü uzatılan iyi işin zamanla kötü bir biçim alması tehlikesi vardır. Şeyh uçmaz, müridi uçurur. Bir işe inananlar onu olduğundan çok üstün görürler. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler. Şeytan adamı kandırır ama suyunu ısıtıvermez. Uykuda kendisini şeytan azdıran kişinin gusül yapması gerekir. Ama şeytan işini bitirip kaybolduğundan gusül suyunu ısıtmak zahmetli o kişi suyunu ısıtmak zahmeti o kişiye düşer. Bunun gibi bizi aldatıp güç duruma düşüren kimseler artık yanımıza uğramazlar. Başımızın çaresine kendimiz bakarız. Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar. Kurnaz ve hileci bir kimse ile ortaklık eden kişi hilenin kurbanı olur. Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. Hilekar, sorumsuz kimselerle ortak olanlar yapılan işin zararını yüklenirler anlamında bir söz. Şeytanın dostluğu dar ağacına kadardır. Kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkarıp ölüme kadar sürükleyebilir. Ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır. Şimşek çakmadan gök gürlemez. Söylenen, konuşulan her olay daha önceki başka bir olaydan kaynaklıdır anlamında bir söz. Şubat'ın sonundan, Mart'ın onundan kork. Uzun yılların gözlemi göstermiştir ki Şubat sonunda ve Mart'ın onunda hava çok fırtınalı ve soğuk olur. Şöhret afettir. Kişinin kazandığı ün her zaman hoşa giden bir durum sağlamaz. Kendisini sıkan, rahatsız eden durumlara da yol açar. Ünlü bir doktor,
ünlü bir şarkıcı, ünlü bir usta özgürlüğünün tadını gerektiği gibi çıkaramaz. Gücünü aşan istekler zorlamalar karşısında bunalır. Kıskanılarak üzücü duruma da düşebilir. Şöhret felakettir. Ünlü olmak birçok sıkıntıyı da beraberinde getirir anlamında bir söz. Şık şık eden nalçadır, işi bitiren akçadır. Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen, değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey onun yerini tutmaz. Örneğin nalçada maden para gibi şık şık ses çıkarır. Şık şık diye ses çıkarır. Ama onun gibi iş bitirmez. Türkçe atasözleriyle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.